Merhabalar, ben Kötüs Köte ve gördüğünüz gibi burayı dağıttım çünkü bundan vazgeçtim. Başka bir yönteme girişeceğim. İlk olarak bir adet Emmy Chest craft ettim. Emmy Chest ufak bir iş için lazım. Tabi Emmy Chest'in ufak bir durumu söz konusu. Kendi başına hiçbir şey depolayamıyor. Emmy Chest'te bir şey depolayabilmek için bunlara ihtiyacınız var. Bu arada benim şu inventörümü boşaltabileceğim bir yere ihtiyacım var. Tamam, teşekkürler. Buradan ne gelsin? Sen gel. Şu alt kısım komple dolu olsun. Sandır. Evet. Buraya ingotlarımızı koyacağım. Tabii o. Evet. Ve bir şey daha craft etmem gerektiğini hatırladım. O da neydi? Hayır, bu değil. Apply Time Logistics. Cell Workbench. Tamamdır. Tamam, yapımın kolaymış bir adet. Pure Surface Quartz. Gerek yokmuş zaten. Evet. Şimdi gelin bakalım. Cell Workbench. Buradan üst taraftan girebiliyoruz tabi. 5 tane iron. Diğeri 2 tane wool, 1 tane chest. Evet, Cell Workbench. Teşekkürler. Bu arada Cell Workbench hakkında ufak bir detay, herhangi bir enerji bağlamanıza gerek yok. Herhangi bir enerji olmadan silver ve led de buraya gelsin. Sen şöyle geç şimdilik. Tamam, sen oldun. Seni şöyle koyalım. Tamamdır. Artık ne oldu diye soracak olursanız, bunun içine ayarlanmamış herhangi bir şey koyamayız. Evet. Bence gayet makul. Sen tamamsın. Bunları nereye yerleştireceğiz diye soracak olursanız, şuraya koydum. Enemy Drive. Fasatlar gidin. Sen gel. Şöyle çekil. Enemy Drive. Sen böyle gel. Tamamdır. Evet. Ardından bunu kabloyla bağlayacağız. Evet. Ve bu seli alıp şunun içine koyacağız. Ama içindeki verilere erişemiyoruz. İçindeki verilere erişebilmemiz için bir de terminale ihtiyacımız var. Ve sen de gelip şöyle çekileceksin. Evet, artık içindeki her şeye erişebiliyoruz. Harika. İstediğimiz şey tam olarak buydu. Ve sırada bu diğer ingotlarımız var. Onları da ikinci bir 16. Aslında düşündüğümde tüm ingotları sen gel.
Thunder. Sen şöyle geç şimdilik. Nikel gelsin. Zinc gelsin. Alüminyum gelsin, kobalt gelsin. Evet. Bunun yanı sıra buradan ne gelebilir? Tamam, buradan bir şey gelmiyor. Titanyum gelsin. Tamamdır. Sen busun. Şimdi sırada bu var. Buna da ve telefon ötüyor. Önemsiz bir şey. Evet. Ben neden baştan Emin Drive'a geçmedim onu bilmiyorum cidden. Belki storage cell kullanmak istedim, ondan olabilir de. Emin Drive'ı kaldırabilecek durumdayım. Emin Drive'ın sıkıntısı enerji kullanıyor bayağı bir. Evet. Tamam, bu arkadaşlar da hazır. Şöyle geçin. İngitlerimiz burada. Şimdi gemlerde sıra. Şu chest'i komple alalım. Ve her türlü gem bunun içine girsin. Hatta unutmadan şu arkadaşları da bunun içine koyalım. Evet. Pure Nether Crust'ımız var mı? Var. Pure Fluix'imiz buradaydı. Yok, buradaydı. Pure Fluix'i ben nereye koymuştum? Pure Fluix'i buraya koymamız lazım. Pure Fluix'im kalmadı mı? Ah, buradaymış, tamam. Ben görmemişim. Tamamdır, bu bence gayet makul şimdilik. Bunları daha sonradan tekrar programlayabiliyoruz bu arada. Ve ardından dustlar. Şu koskoca chest. Evet, böyle bir şey de yapabiliyormuşum. Evet, ve siz de gelin. Yalnız add mod özelliği gelmesi güzel olmuş. Hatta add mod'a göre sıralayacağım. Evet. Sanırım bu gayet makul. Şu glowstone'lar da böyle geçsin. Evet. Teşekkürler. Kaydol. Evet, şu an tüm basic materyallerimiz burada yer alıyor. Aa, yakıtların sıkıntısı vardı değil mi?
Bir. Yakıt chest'imizi unutmuşum. Neyse onunla da bir ara ilgilenirim. Diğerlerin bazıları barrel'da kalacak. Şu barrel'lar gelsin. Aslında bir şey aklıma geldi. Redstone'u da buraya koyacağım. Evet. Tamamdır. Bunu yapıyorum çünkü içlerine koyduğum şeylerden başka bir şeyin girmesini istemiyorum. Boş slot gördüğü gibi dalacaklar yoksa. Evet. Şunu bir adet Void Barrel'a çevireceğim. Ona karar verdim. Şurada da 4 tane 4K var. Onlara da bir şeyler yerleştireceğim. Bazı daha az. Mesela şunları. Sen git, sen git. Sen de git. İlk 4K'mız gelsin. Ve sana bitki eşyaları. Hatta bitki ve hayvanlar beraber olsun. Rubber hariç. Rubber herhangi bir hayvansal ürün değil. Ve oklar... Oklar buraya ait. Tamamdır. Hayvansal ürünler burada. Hayvansal ve bitkisel. Evet. Geri kalanı sıkıntı. Bazı şeyler barrel'larda yer kalacak. Evet, pillerim buradaymış benim. Ben de diyorum piller neredeydi, buraya koymuşum. Sırf bunları bulamadığım için şu arkadaşlar için zibilyon tane pil craft etmek zorunda kaldım. Evet. Sen gel. Sen çekil kenara. Burayı baya... Evet. Ve benim yapmam gereken önemli bir şey var. Buraya gelmek ve kovamı unutmak. Neyse, oradaki su birikintisinden yaparım ya da boşver. Kovam nerede? Benim kovam nereye kayboldu gene? Hah, buradaymış. Name tag değil, kova. Teşekkürler. Evet, köftenin dörtlükleri. Evet. Ve sen şöyle şuna dönüş. Bekliyoruz. Tamamdır. Teşekkürler. Dünyaya geri dönelim. Oh, bakalım bunlar ne durumda. Güzel. Silikonlarımız birikiyor. Sen giriş için bu yöne mi dönük olması lazım? Evet, bu yöne dönük olması lazımmış. (Gülüyor)
Tamamdır. O baya öyle asır, bir asır falan duracak. Evet, şimdi sen şöyle gel. Any table, sen gel, sen gel, sen gel. Evet, ne yapıyorduk? Şunları ayarlamıştık. Geri kalanları storage baslarla oturacak. Yani sana seni bitkisel zamazingoların arasına alayım. Ben zaten varmışsın. Hayır, kova istemiyorum. Steklemek. Barrel. Hobi olarak barrel'lara kova koyarım. Evet. Güzel bir hobi değil. Tavsiye etmem. Nether quartz. Certus quartz. Lapis. Büyük bir lapis yatağı bulduğum için hayvan gibi lapizim var ve yatağın tamamını daha işlemedim. Silikonları da oradan elde ettim. Lazurite'leri işleyerek. Gübülstone. Ve geriye sen kalıyorsun. Evet, burası çok daha düzenli oldu. Peki. Buraya yapacağımız şey. Burası böyle gidecek. Buranın kaçar yolu yok. Ve pickaxe'im kırıldı. Ne güzel değil mi? O zaman hadi Emi Network'ümüzden yeni pickaxe'imizi yapalım. Tabii henüz stickleri göremiyoruz. Evet. Ve yeni pickaxe'imizi Emi Network'ümüzde ilk crafting'imizi yaptık. Evet. Bu halimi görmeseydiniz daha güzel olabilirmiş. En az sizin için. Henüz bunlara bir şey, şu taraflarda bir şey olmadığı için. Ve kablolarımızı alalım. Siyah. Tamam, burası sarı. Oraya bir yol ayarlıyorum. Burası da sarı. Ve burası siyah. Ve benim daha fazla sarıya ihtiyacım var. O çiçeğin adı neydi? Yok. Direkt. Çiçeğin kendisi yok. Yani orada renklendirmeme gerek yok aslında. Ara geçiş noktalarını renklendirsem yeterli sanki. Dol.
olarak Fluix'e de ihtiyacımız var. Fluix renkli olanı. Yanlış. Evet. Şuraya da girişelim. Ve nedense benim bilgisayarım fanı coşmaya başladı. Uzun zamandır olmuyordu bu. Evet. Tamamdır. Ve şurayı da siyah. Aslında şuradan sarı geçirebilirim. Daha makul gibi. Evet. Şuradan full Fluix geçirmektense oradan sadece o noktadan sarı geçirmek çok daha mantıklı. Neyse orayı temizlerim. Yine burası. Aa hayır 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 hayır. Evet, şimdi oldu. Hayır, sen şöyle gel. Teşekkürler. Tamamdır. Ve şu şişeleri de bağlayacağız bir ara. Ama şimdilik temel kısım. Bütün temelleriyle tamam. Şurayı da bir şöyle şey edelim. Evet. Bence gayet güzel oldu. Şu taraftan daha fazla zımbırtı geçebilirler de. Evet ben memnunum şu an. Evet tabii şurayı bağlayacağız. Ve önemli bir detay. Fasat. Bir zamanlar hep içi fasat fasatlar içi fesat fasatlar diye espri yapıyordum galiba. O espriyi yapmayı neden bıraktığımı hatırladım. Evet. Yukarıdaki fasatları bu şekilde yerleştirmem daha mantıklı olur. Evet. Ve şimdi sıra sarıda. Evet. Fasat yerleştirmece. Diğer türlü de göze pek hoş gözükmeyecekti. Yani. Evet ve şurayı da kapadığınız gibi. Voila. Tabii şu boruların arkası hala duruyor da o kadar da kalsın. Oralar açık kalsın. Oralar bana hatırlatır oraya bir şey koymuş olduğumu. Daha fazla barrel'a ihtiyacım olduğunda oraya yerleştireceğim. Evet.
Aa, oraya bir şey yerleştirmemen gerek yoktu. Şimdi hatırladım. Tamamdır, mis. Şurayı da kapayacağım. Ve yeni fasatlarımız. Ve resmi olarak tam teşekkürlü bir Ape Light Energistics hattına geçmiş olduk. Ve şu hala orada sıkışmış. Bu barrel orada kaldı. Artık kalmadı. Ha, şuraya da fasatlarımızı yerleştirelim. Tamamdır. Fazlasıyla güzel. Artık chestlerde yarım saat aramamıza gerek kalmayacak bir şey. Buradan çotalak diye. Ama o çotalak sesi çıkacak. Evet. Sen gidebilirsin, sen gidebilirsin. Evet, sanırım artık düzenli düzene geri dönemeyeceğiz. Evet. Sen gel. Şöyle yerleş. Bunları şu yüzden yerleştirdim. Bunun yanı sıra sen dair kal. Sen de gidebilirsin. Bir tane daha şöyle bir chest yerleştirelim. Bunlar tam olarak ne işe yarıyor diye soracak olursanız rastgele yerleşecek bunlar. Bunlar bundan sonra artık her şeyi rastgele yerleştirecek. Kısacası sisteme sığmayan herhangi bir şey buraya gelecek. Tabii ki de sarıya ihtiyacım var, değil mi? O zaman sordum sarı çiçeğe diyoruz. Ya da diyemiyoruz. Önce uyumamız gerekiyor. Evet. Tamam. Şimdi sarı çiçeğe sormaya gidiyoruz. Selam zombi. Hemen geliyorum. Evet ve sarı çiçeğe sorduk. O da bize bunu gönderdi. Fluid kablolarım buradaymış, tamam. Ve daha fazla fluid kablo yapmam gerekecek bir ara. Evet özür dilerim. Nihayet. Evet. Tam teşekkürlü bir Emi Network'ümüz var artık. Yay. Şu yandaki arkadaşlara artık ihtiyacımız kalmadı. Üç eseri de bir yere upgrade, hatta bir yere değil, şimdi upgrade edeyim. Gold olsun hepsi. Gold. Bir.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hatta neyse. Evet. Voila. Şunları da temizleyelim. Ve bunları şöyle bodoslama atalım artık. Sen şuraya gel. Evet. Özür dilerim yine. Ve artık tam teşekkürlü bir Apple Intelligence 6 network'ümüz var ve bunları da bu şekilde buraya alabiliriz ve artık craftinglerimiz çok daha kolay olacak. Yay. Evet, cidden bunlara artık ihtiyacımız yok. Ve bir tane barrel fikri daha geldi aklıma. Tamamdır. Ardından bir tane de barrel ve storage bus. Kabloyu koymuş muyum? Koymuşum. Ama şuradan tamamlamak istiyorum. Ya buradan tamamlayayım ya. Ve hepinize shift sağ klik yaparak kilitleyeceğim. Bu sayede burada söylenenden başka bir şey almayacaksınız. Boşalsalar bile. Ya boşalsalar bile item olarak yine bu gözükecek ve bundan başka bir şey kabul etmeyecekler ve benim yemeğe ihtiyacım var. Nihayet. Nam. Ve alsam. Evet. Evet, bu güzel bir zafer hissi oldu. Tamamdır. Bu chestlerde kalsın böyle. Evet. Rahatladım. Ve bir süre teknikle uğraşmak istemiyorum sanki. Evet, bir süre teknikle uğraşmayacağım, bir süre büyüyle uğraşacağım. Fasat. Ya da bilmiyorum. Belki Twilight Forest'a gidebilirim diyeceğim de orada ben garanti ölürüm. Evet, o zaman ben de şunları yerleştireyim hemen. Yalnız insanın içinde bir rahatlama hissi beliriyor. Ciddi anlamda bir rahatlama hissi belirdi şimdi bunu bitirince. Evet. Ve evet, kabul ediyorum. İnadına Bird Save'den hemen önce yaptım. Aa, tabii ki de Black Grint. Binayı mahvettim. Big Boots Curse Salih'in o kadar emek harcadığı binayı rezil ettim şimdi. Onu biraz toparlayayım. Aa, burası tamam, burası tamam, burası tamam. Güzel. Köşeler tamam. Evet, mis gibi bir Emi Network'ümüz oldu artık. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. En çok da bana, çünkü ben kullanacağım. Siz de izleyeceksiniz. Çünkü artık beni saatlerce crafting için şunu unutmuşum, bunu yapmışım, bunu yapmamışım falan filan derken görmeyeceksiniz. Mentor Twins.
Tamam, buna göre. Evet. Mesela ne diyelim? Macerator. Macerator için mesela Basic Macerator şu lazım mı? Böyle dizeceğim falan filan. İleride autocrafting'e de geçeceğim. Ne zaman geçerim bilmiyorum. Ama bir tane autocrafting odası ayarlamam gerekecek ve benim bolca wool toplamam gerekecek. Evet, sonraki bölümün amacını buldum. Kendime gün tarlası yapacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Kötesi kötenin günler, iyi eğlenceler.